bu senenin 7. ayından itibaren 7. ay, 8. ay ve 9. ay Eylül ayı süresince yeşil kar sahiplerinin eşleri ve 21 yaşında altında olan çocukların yeşil kar başvuruları için olan süreçlerde kotaların açık olduğunu biz her ay size ay ay devamlı belirterek şu ana kadar geldik. Dolayısıyla 7. ayda kotalar açıktı, 8. ayda açıktı ve 9. ayda açıktı. Ve şu an biz dün itibariyle Ekim ayı kotalarını bekliyorduk ve Ekim ayı kotalarında da e, vize kotalarının açık olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu çok güzel bir haber. Özellikle yeşil kartı olup daha vatandaş olmayan ve evli olan ya da evlenecek durumda olan bir kişi ya da 21 yaşında altında çocukları olan kişiler için... Yeşilkar başvurularını yapabileceklerini gösteren bir aslında haber. Tabii ki şunu yanlış anlamayın. Bu zaten her zaman mümkün olan bir durum. Yani her zaman Yeşilkar sahipleri şu ana kadar yani hakları eş ve çocuklarına başvuru yapabiliyor. Ama buradaki tek değişiklik kota bölümünde olan değişiklik. Dolayısıyla kota bölümünde olan değişikliğe baktığımızda kotaların açık olma durumunda bir değişiklik var. Dolayısıyla eğer siz yeşil kart sahibiyseniz ve eşiniz ya da nişanlınız evleneceğiniz diyelim. Nişanlınız ya da kız arkadaşınız tabi evli olacaksınız evleneceksiniz. Ve 21 yaşın altında çocuklarınız Amerika'da yasal olarak bulunuyorsalar onlar sizin üzerinizden yeşil karta adım atarken onlar da yeşil kart ve çalışma izni, saat izni tarzı başvurularını ayrı anda yapabilme hakkına sahipler. Ve bu 7. aydan beri böyle ve şu an itibariyle görüyoruz Ekim ayı süresince de bu kota bu yönde olacak dolayısıyla bu güzel bir haber. Bu son dakika gelişmesini ben siz değerli takipçilerimizle paylaşmak istedim. Bu önemli olacak ve dolayısıyla eğer bu durumdaysanız ve sizin başvurmak istediğiniz eşyada 21 yaşında yaş çocuklarınız da yasal durumlarını koruyorsalar Amerika'da o zaman hiç beklemeden bu çalışmayı yapılabilir deyip bu konudaki son dakika gelişmesini siz değerli takipçilerimizle paylaşalım istedik.